Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eddersu sadisu vel işrûne min kitab-ı taharet. Bugün kitab-ı taharetin 26. dersini okuyoruz. Es-salisu meradun yuhafu minhu telefu udvin. Hareketler öyle misin ki? Yahafu ma'ahu telefe uzman. Meradun, yani o aczın esbablarını sayıyor. Üçüncüsü meradun, bir hastalık ki yahafu, korkuyor ki teymum alan kişi. Teymum alan kişi, bir şey eksik değil mi? Nereden? Yani bir bakmışsa tamam. Meradun yahafu ma'ahu telefe udvin. Meradun bir hastalıktır. Yahafu, korkuyor. Teymum alan kişi. Ma'ahu, o merad ile birlikte telefe udvin. Herhangi bir azanın telefinden korkuyor. Parmağım sakat oluyor, kulağım sakat oluyor, elim sakat oluyor. Ev fevâte menfaati. Yahut da azanın telefinden değil, menfaatın fevtünden ne ediyor? Korkuyor. Yani ev fevâte menfaati udvi. Diyor, elim iş göremez olur. Parmağım sakat olur, iş göremez. Bak, telefi ödvün, ağzam kopuyor, gidiyor diyor. Fevâte menfâte ödvün, ağzanın kopmasından korkmuyor. Ağzanın hareketsiz kalmasından, menfaatinin devre dışı olmasından ne ediyor? Korkuyor. Ev hudûse meradîn mehûfîn. Ev hudûse meradîn mehûfîn. Korkunç bir hastalığın hudusundan korkuyor. Eğer suyu kullanırsam korkunç bir hastalık, falan hastalık diyor, zuhur eder. Ev şiddete elemin. Şiddetu elemden korkar. Ev ziyadete merdin. Var mı o da? Ondan sonra? O da hilbu. Şiddetu elem yok mu? Sorusu. Ev şiddete elemin, şiddetül elemden korkuyor. Ev teahirel bur'i, teahirel bur'den ne diyor? Korkuyor. Ev ne dedi? Ev şiddetül meredin, ev teahirel bur'i, ev şiddetül elemin. Dursun meredin ve kofin. Ev te'khiren bur'in. Yahut da bur'un te'khirinden ne diyor? Korkuyor. Benimki o yok. Yani iyileşme gecikir. Ev şiddete elemi. Şiddetül elemden ne diyor? Korkuyor. Benimki var. Sizinki ne diyeyim? Hudûsen meredin. Mehûfin. Ev şiddete elemi. Sizinki? Ziyadete elemi. Ziyadete merdi. Ev te'khirel bur'i. Hastalığım, yaram geç iyileşir diye korkar. Ve yahuda hasta der, ziyadetül meredden korkar. Çünkü o eksik. Demek sizinkine göre ev hudûse meredin mehûfin, ev ziyadete meredin, ev te'khirel bur'i, ev şiddete elemin. Değil misin ki öyle? Benimki ziyadeten mered yoktur. Ev şeynen fahişe. Şeyn, çirkinlik. Diyor, fahiş, yani fazla bir çirkinlik oluşur. Nerede? Fi udvin tahirin. Zahirin.
zahir bir azada, görünen bir azada ne gibi diyelim Osman? El gibi, yüz gibi diyor orada. Eğer suyu kullanırsam fahiş bir çirkinlik neyde oluşur. Ama kapalı bir yerde çirkinlik oluşma korkusu varsa teyemmüm alamaz. Bildin mi Mustafa? Çünkü görünen yerde olursa dikkat çeken adamın süsü, kişinin süsü odur. O da şeyini fahişten, yani fahiş bir çirkinlikten korkarsa su kullanmayabilir. Ama suyun kullandığı yer kapalı ise, görünmüyor ise orada şeyini fahişten korkmak teyemmümün mubihi değil, teyemmümün mubah kalbidir. İpek hastalığı artıyor, elemi artıyor, şeyine fahiş oluyor. Öyle değil mi? Bu gibi şeylerin kokusundan dolayı teyemmüm alır, suyu kullanmaz dedi. Bu şeylerin kokusunu nasıl bilir? Nasıl bilir şeyine fahiş olur, şiddetü elem olur, tehirü bur olur? Diyor ve ya'temidu. İhtimad eder kim? O korkan kişi. Fihi, bu zikredilen havfta neye ihtimad eder? Ve ya'temidu fihi marifetehu. Kendi marifetine ihtimad eder. Eğer kendisi doktorsa, hakimse, bu işleri biliyor ise kendi marifetine ihtimad eder. Ev yahut da kendi marifetine değil, tabiben, bir tabibe ihtimad ediyor. Ama öyle tabib, öyle doktor ki yok belu fihi, bu havfta kabul edilir. Haberuhu, onun haberi ne yapılıyor? Kabul ediliyor. Ev tabiben, öyle bir tabib ki yok belu, kabul ediliyor. Fihi, nerede? Bu havfta haberuhu. Çünkü yok belu fihi haberuhudur değil mi? Tamam. Yani haberi geçerli, haberine itimat edilen bir tabibe ne eder? İtimat eder. Oldu mu? Peki fe in hafe min cürhin. Eğer suyun istemalından dolayı bir cürhden korkarsa. فَاِنْ خَافَمْ مِنْ جُرْحِنْ. Eğer suyun istemalından dolayı bir cürhden korkuyor ise, vücudun herhangi bir yerinde ne var Ömer Faruk? Yara var. O ne diyor? Yarası, suyun istemalından dolayı o yarasından korkar. Yani su değerse yara işler, iyileşmez veya geç iyileşir. Hal hal ve la satire aleyhi. O cürhü üzerine, yarası üzerine satir de yok. Bir sargı gibi bez de yok. Açıktır yara. Gesele sahihe. Neydi? Diyelim burasına bir yara var. Sahih olan yerleri ne eder? Yıkar. Nereye kadar yıkar? Bir aksel mümkünü. Mümkünün en nihayetine kadar. O yaranın neresine kadar, ne kadar yakınına kadar yıkayabiliyorsa bak, aksel mümkün. Mümkünün en nihayetine kadar yıkar. Oldu mu? Fela yetruku, terk etmez. İlla ma, İlla o miktar terk etmiş ki sahiden, lev gaselehu, eğer onu da yıkarsa, taadda, o su sirayet eder, iler cürhi, yaraya ne eder? Sirayet eder. Yani öyle yaranın yakına kadar gitmiş ki, eğer biraz daha geçerse su ne eder? Yaraya ulaşır. Ha, o kadar yaraya yakın yıkaması lazım. Tekrar ediyorum, fein khafe min cürhi ve la sati aleyhi gasele sahihen bi aksel mümkün. Mümkün olduğu kadarıyla sahihar. فَلَا يَتْرُكْ اِلَّا مَا لَوْ غَسَلَوْ تَعَدَّى اِلَى الْجُرْهِ. Öyle bir yere yaklaşmış ki yaraya, eğer karanı da yıkamaya kalkarsa su yaraya ulaşır. O şekil yaranın yakınına kadar yıkar. وَيَتَيَمَّمُوا لِلْجُرْهِ.
Cüh için neydi? Temmüm eder. Fil veci. Vecihteki yara için temmüm eder. Vel yedeyni. Ellerindeki yara için temmüm eder. Ne zaman eder? Fi vakti cevazi gheslil alili. Ne zaman o alil, o yaranın, o yaralı olduğu yerin yıkanması ne zamansa, o zaman ne eder? Temmüm alır. Çünkü abdeste tertip var ya, diyelim yara yüzündedir. Yara nerede? Yüzündedir. Yüzünü sağlam yıkar, temmüm alır, sonra ellerini yıkar, başını mesheder, ayaklarını yıkar. Eğer yara kolunda ise diyelim, önce ne eder? Yüzünü yıkar, sonra kollarını sağlam yerleri yıkar, sonra başını ne eder? Mesheder. Önce yüzünü yıkar, sonra kolların sağlam kısmını yıkar, orada temmüm alır o yara yerine, sonra başını ne eder? Mesheder. Fer cünubu. Bak cünub öyle değil. Adam cünubdur. Vücudun herhangi bir yerinde ne var? Yara var. Yeteyemmemu. Cünub teymum alır. Meta şa'e. Meta şa'e. İsterse diğer yerleri yıkasın, sıra o yara yerine geldikten sonra teymum alsın. İster vücudunun her tarafını yıkasın, sonra teyemmüm alsın. İster önce teyemmüm alsın, sonra usulünü yapsın. Fel cunubu cunub yeteyemmemu meta şa'e. Öyle değil mi? İster sahih yerlerini yıkasın, sonra teyemmüm alsın. İster teyemmüm alsın, sonra ne yapsın? Sahih yerleri yıkasın. Oldu mu? Çünkü husurda tertip yok. Teyemmümde o yaranın bedeli olduğu için sanki vücudun burası bir yeri var. Önce burayı yıkarsa diğerleri sonra yıkarsa olur. Önce diğer yerleri yıkarsa sonra burayı yıkarsa olur mu? Olur. Teyemmüm de öyle. İster bu yara yerine teyemmüm alsın, vücudun sağlam yerlerini yıkasın. İster vücudun sağlam yerlerini yıkasın, sonra yaranın yerine teyemmüm alsın. Demek ki ne dedik? Fel cunubu yeteyemmemu metteşâ'e. Vel muhdisu, abdestsiz kişi, la yentakilu min udvin, bir azasından başka bir azaya intikal etmez, geçmez. Hatta yükemmilehu, onu tekmil edinceye kadar. O azanın işi bitirmeden ikinci bir azaya geçmez. Gheslen hem yıkama itibariyle, ve teyemmümen hem de teyemmüm itibariyle. Diyelim yara yüzündedir. Önce yüzünü yıkar. Yüzünün teyemmümünü de alır. Yüzün teyemmümünü alır. Sonra ne yapar? Ellere geçer. Herhangi bir ağza hem yıkama yönüyle hem teyemmüm yönüyle işi bitmeden ikinci ağzaya geçmez. Ama hatta yükemine gâsile ve teyemmümen mukaddimen maşa'e. O ağzanın içinde isterse teyemmüm önce alsın, isterse sahih yıkasın. Yara kolundadır. Yüzünü yıkadıktan sonra sıra kola geldi. Sağlam yerlerini yıkar, teyemmüm alır, sonra başını mesheder. Ellerinin teyemmümü bitmeden, meshe bitmeden ne etmez? Yani baş meshine geçmez. Ama ellere gelince, ister önce sağlam yerleri yıkasın, sonra o yara için mesheysin. İster önce, yara için teyemmüm alsın. İster önce teyemmüm alsın yara namına, sonra sağlam yerleri yıkasın. Mukaddimen maşa'e. Teyemmüm ile o sahihen yıkamasından dilediğini öne alsın. Bildiniz değil mi? Bunları karıştırmayın, dikkat edin. فَاِنْ جُرِحَا اُدْوَاهُ Bir adamın iki azasında olmuş, yara almış. Diyelim hem sağ kolunda yara var hem sol kolunda. Olmaz. Sağ sol kol bunlar bir aza sayılır. Diyelim yara hem yüzünde var hem elinde var. Veyahut da yara hem elinde var hem ayağında var.
فَاِنْ جُرِحَ عُدْوَاهُ Eğer iki azası ne olursa, muhdis kişinin iki azası yaralı olursa. فَتَيَمْمُمَانِ Yani فَتَيَمْمُمَانِ يَلْزَمَانِهِ O adama iki teyemmüm nedir? Lazımdır. Niye? Çünkü yara iki de, teyemmüm de iki olur. فَاِنْ جُرِحَ عُدْوَاهُ فَتَيَمْمُمَانِ وَلَا يَجِبُ مَسْحُ الْجُرْحِ وَلَا يَجِزُ مُدُرْ Şimdi daha iyi. Benimki diyor vacip değil ama vacip değil yani mesh edersen caiz değil de diyemeyiz. Sanki bu daha iyi. وَلَا يَجِبُ vacip değil yecibu daha iyi. Meshul cürhi bilmay. Yani burada yara var. Sağlam yerleri yıkadı. Yara namına da ne yapıyor? Teyemmüm alıyor. Teyemmüm zaten yüzüne, kulağına, ellerine toprak sürdü. Bu yaranın üstünü meshesin yani eline ıslatsın, yaraya sürsün mü, sürtmesin. Sürse de olur, sürtmese de olur. Vacip değil. وَلَا يَجِبُ مَسْحُ الْجُرْحِ بِالْمَائِ Yarayı suyla meshetmek nedir? Vacip değil. Hanifiler teyemmüm almazlar. Böyle mesh yaparlar. Sağlam yerlerini yıkarlar. Yaranın üzerine hafif mesh yapar. Yeter. Oldu mu? Hanifilerde hem teyemmüm hem abdest almak yok. Teyemmüm ise abdest yok. Abdest ise teyemmüm yok. وَلَا يَجْبُ مَسْحُ الْجُرْحِ بِالْمَائِ وَاِنْ لَمْ يَدُرَّهُ وَلَوْ ki hani o yaranın mesi ona zarar vermese de vacip değildir. Yaparsa da olur, yapmazsa da olur. Oldu mu? Peki فَاِنْ كَانَ الْجُرْحُ عَلَى عُدْوٍ Demin فَنْ جُرْحُ عُدْوَهُ فَتَيَمُمَّنِ dedi. فَنْ كَانَ الْجُرْحُ عَلَى عُدْوِ Eğer cürh bir ağza üzerine olursa, diyelim elinde yara var veya yüzünde var veya ayağında var. فَنْ كَانَ الْجُرْحُ عَلَى عُدْوٍ وَجِبَ مَسْحُهُ بِالْتُرَابِ عُدْوِ تَيَمُمْ وَجَبَ مَسْحُهُ فَنْ كَانَ الْجُرْحُ عَلَى عُدْوٍ عُدْوِ تَيَمُمْ عُدْوِ تَيَمُمْ تَيَمُمْ ne diyor ondan sonra? وَجَبَ مَسْحُهُ tamam Ala udvi teyemmümi değil mi? Aman bazen benimki eksik. Fein kanel cürhu ala udvi teyemmümi. Yara teyemmüm ağzasındadır. Diyelim elindedir. Abdestini alır. Yüzünü yıkar. Kollarına sıra gelince sağlam bir yeri de neydi? Yıkar. Sonra ne eder? Başını mesh etmeden, ayağını yıkamaya geçmeden önce kurutur ellerini, yüzünü. Teyemmüm yapar. O yarayı toprağla mesh eder. Bakın suyla mesh etmek vacip dedi ama toprağla elini o yara üstünde böyle hafif götürür. فَاِنْ كَانَ الْجُرْحُ عَلَى عُدْوِ تَيَمُّمِ وَجَبَ مَسْحُهُ O cürhün meshi vacibdir. Bir turabi. O cürhün meshi turabla nedir? Vaciptir. فَاِنْ كَانَ الْجُرْحُ عَلَى عُدْوِ تَيَمُّمِ وَجَبَ مَسْحُ بِالْتُرَابِ Turabla meshi nedir? Turabla meshi vaciptir. Oldu mu olmadı? Bildiniz değil mi? Yani yara yüzünde ise
öyle toprakla elini neyde sürter. Kolunda ise de topraklı eliyle neyde o tozlu eliyle üstünden hafif geçirir. Peki fe in ihtace li isabeti. Eğer o yara bir isabete ihtiyacı varsa. Yaranın neye? İsabete ihtiyacı varsa. Ev lusukin. Yahut da bir lusuka ne? Lesuk. Bizim lesuk değil mi? Lusuk. He? Lusuk. Lusuk olmamalı. Lesuk olmalı. Fen ihtiyacı li isabetin. Eğer o yara isabete ihtiyacı varsa. İsabet yani bir bezi sarıyor, üstüne böyle iple bağlıyor. Ev lesukin. Yahut da bir lesuka ihtiyacı varsa. Lesuk hani yaka gibi. Yapışkanlı bir şey. Bildiniz değil mi? Lesuk olması lazım. Ev cebiretin. Yahut da bir cebireye ihtiyacı olursa. Hani cebire sargı bezi diyorlar. Bir el falan kırılınca, doktorlara gidince sargı bezi sarıyor. Bu yara üzerine böyle bir şey varsa. Fen ihtiyacı li isabetin ev lusukin ev cebiretin. İsabet sarılan bir şeye. Lesuh yapışkanlı bir şey. Cebiret sargı bezi. Yara üzerine öyle bir şey varsa ve cebe ve ruha ala tuhri. O isabet, o lesuh, o cebiretin tuhur üzerine ved'i vacibdir. Ve cebe ve ruha ala tuhri. Tuhur üzerine ved'i ne olur? Vacib olur. Vecebe ved'uha ala tuhri. Yani abdestli olarak o isabeti, o lesukli, o cebreti koymak lazım. Öyle değil mi? Ha bu sefer o isabet, lesuk, cebreti koyarken ve la yesturu setir etmeyecek İlla ma la budde minhu. Lazım olan miktarı setredecek, örtecek. Diyelim, yaranın fazlası ne kadar o bezden, o sargının uzatılması gerekiyorsa, o kadar uzatır. Fazlasını uzatırsa olmaz. Fazlasını uzatırsa o namazı mecbur kaza eder. İhtiyaç kadar setredecek. Ve la yesturu illa ma la budde minhu. Oldum. Peki, diyelim yara vardı, sargı bezi koydu, ihtiyaç olduğu kadarı da setir etti. Koyarken de tuhur üzerine ne etmiş? Koymuş. Peki, abdest zamanı gelince, fe in hafe, eğer korkarsa, min nez'iha, o isabet, o lesuk, o cebiretin nez'inden korkarsan vecebel mes'u aleyha. Vecebel mes'u aleyha. O cebireti, o isabeti, o lesukinin üzerine mes'e etmek vacibdir. Fen hafe min nez'iha. وَجَبَ الْمَسْهُ عَلَيْهَا كُلِّهَا بِالْمَاءِ Suyla mes etmek vacibdir. مَا غَسْلِ السَّحِحِ Sahihin gasliyle beraber. Yani bak sargı olmasa da yaranın mesli vacip değildi. Ama sargı olduğu için sağlam yerleri yıkar. Elini ıslatır, o sargıyı da mes eder. وَتَيَمُّمُ Sonra da ne eder? Teyemmüm eder. Teyemmüm içindir. Teyemmüm, o sargının kapattığı yer yıkanmadı ya, onun için. Bildiniz değil mi? فَاِنْ خَافَ مِنْ نَزْعِهَا Eğer o isabetle su cebiyetin nezdinden korkarsa وَجَبَ الْمَسْهُ عَلَيْهَا كُلِّهَا بِالْمَاءِ Bir vasıl eksikliği mi? Bizde dararen yazıyor. نَزْعِهَا دَرَارًا وَجَبَ فَاِنْ خَافَ مِنْ نَزْعِهَا دَرَارًا değil mi? Bak benimki o yok. Söyleyin.
yani o bezin, o sargının nezdinden çıkarmasına bir zarardan korkuyor ise وَجَبَ الْمَسْحُ عَلَيْهَا كُلِّهَا bilmeyi, o sargının, o isabetin, o lesuhun, o cebiletin tamamını mesih vacibdir. مَا غَسْلِ سَحِيمٍ o udvun, o ağzının sağlam yerlerini yıkar, o yaranın üzerindeki bezdir, sargıdır neyse onu da ne eder? Mesih eder. وَتَيَمُّمُ teyemmüm de yapar. كَمَا تَقَدَّمَ demin geçirdiğimiz gibi. Bildiniz değil mi? Kema takat nasıl biraz önce geçtiği gibi. Ama fe'in kânetil cirahatu fi gayri udvi teyemmumi. Bakın dikkat edin. Bu başta eğer yara nerede olmuş olsaydı? Teyemmüm azasında olmuş olsaydı. Ondan bahsettik. Teyemmüm azaları nelerdir? Yüzdür, eldir. Yani o dirseklere kadar ellerdir. Diyor فَنْ كَانَتِ الْجِرَاحَةُ فِي غَيْرِ الْعُدْوِ فَنْ كَانَتِ الْجِرَاحَةُ فِي غَيْرِ الْعُدْوِ تَيَمُّمِ eğer cirahat fe'n kanetil cirahatu fi gayri udvi teyemmumi eğer cirahat teyemmüm azasının dışında ise diyelim ayağındadır ayak teyemmüm abdest azasıdır teyemmüm azası değil lem yecib mesuha bi turabi turabla mesle ne değil vacip değil ne yapacak yüzünü yıkayacak, ellerini yıkayacak, başını mesh eder, ayağa sıra gelince, tabi ellerini yıkayacak, ayağa sıra gelir, ayağının sağlam yerlerini ne eder? Sağlam yerlerini yıkar. O sargının üzerine de suyla ne eder? Mesh eder. Sonra ne yapar? Teyemmüm alır. Teyemmüm alırken ne etmez? O bezin üzerine toprakla mesle yatmak vacip değil. Niye? O yara ayağdadır. Ayak mesle edilmiyor ki hatta ki ayağdaki bez üzerine ne yaparsın? Toprakla mesle edersin. Bak suyla mesle edilir ama toprakla ne yapılmaz? Mesle edilmez. فَاِنْ كَانَتِ الْجِرَاحَةُ فِي غَيْرِ عُدْوِ الْتَيَمُّمِ لَمْ يَجِبْ مَسْرُحَا بِالْتُرَابِينَ O zaman o isabet, o lesuh, o cebiretin toprağla mesleği ne değildir? Vacip değildir. Anlaşıldı değil mi? Bildiniz mi? فَاِنْ اَرَادَ اَنْ يُسَلِّيَ فَرْدًا اَخْرَ Adam teyemmüm, şimdi ne kadar teyemmüm nasıl alır? Ya Rabbi sargı var mı, yok mu, teyemmüm azası mı, değil mi? Söylenmezse nerelerde vacip, toprağla nerede yapılır, nerede yapmaz, bunu söyledi. Diyelim adam teyemmümünü aldı, şartlarına uygun namazını kıldı. فَاِنْ اَرَادَ اَنْ يُسَلِّيَ فَرْدًا اَخَرَ Başka bir farzı kılmayı da irade ederse, öyle kılmış, ikindi namazın vakti geldi, onu da kılmak istiyor. لَمْ يُعِدِ الْجُنُوبُ Cünüp kişi iade etmez guslen. Sence guslen mi? Guslen mi? Guslen. Yıkamayı iade etmez. Yıkamayı ne etmez? Öyle vaktinde adam cünüp değil. Bir yerde yara vardı. Sağlam yerlerini yıkadı. Yaranın üzerine ne etti? Mesh etti. Öğle namazını kıldı. İkindi vakti gelince bir daha kalksın bedeni yıkasın. Hayır. Yıkamayı iade etmez. Ve kezel muhdisu. Muhdis kişi de abdest almasına gerek yok. Çünkü abdesti kırılmamış. Ne yapar? İkindi vakti girince teyemmüm alır, namazını kılar.
Ama vakile bir ile demiş yaksilu mabada alilihi. Muhdis kişi kim? Muhdis kişi alilin mabadını yıkayacak. Ve kezel muhdisu vaki oldu mu? Vakile yaksilu mabada alilihi. Diyelim muhdis yarası nerede? Elindedir. Teyemmüm aldı, öğlen namazını kıldı. İki vakti gelince teyemmüm alır, namaz kılar. Yıkamaya gerek yok, abdest almaya gerek yok. Bir kere diyor, yok. Yüz yıkamaya gerek yok. Ellerin yıkamasına da gerek yok. Elinden sonra ne geliyor? Başını mesedecek, ayaklarını yıkayacak. Sonra ne eder? Teyemmüm eder. Bu da kıyledir. Bak kıyle, yaksilu mabada alilihi. O yaralı ağzasından sonra gelen ağzaları ne eder? Yıkar. Ama esah o ki, öğle vakti için abdest almışsa, namaz kılmışsa, ikindi namazı gelmiş ise, kalkar teyemmümünü alır, namaz kılar. Abdest tekrar almaz, o yaralı ağzadan sonra gelen ağzaları yıkamaz. Ama bir kere diyor, yaralı ağzadan sonra gelenleri yıkar ve teyemmüm alır. Peki bunlar hepsi dedik ya, duhurlu koyacak. Yani abdestli bezi sarfi koyar. Peki ve in veda'a bila duhri. İyi dikkat edin. Adam o sargıyı koyarken abdestsiz koymuş. Fe in hafe. O sargıyı çarpmaktan korkarsa veceben nezu değil mi? وَاِنْ خَافَ وَاِنْ وَدَعَ بِلَا تُحْرٍ وَجَبَ النَّزْعُ değil mi? Öyle mi? Bizim vudiyadır. وَاِنْ وُدِعَ da olur. وَدَعَ adam koyarsa. وُدِعَ konulursa. İkisi de caiz. وَاِنْ وُدِعَ بِلَا تُحْرٍ وَجَبَ النَّزْعُ. Çıkartmak nedir? وَاِنْ وُدِعَ بِلَا تُحْرِنْ O sargı bezi, o satır tuhursuz konulmuş ise, o satır ne konulmuş? وَجَبَ النَّزْعُ Onu mecbur ne edecek? Çıkartacak, altını yıkayacak. Sağlam yerlerini yıkayacak. فَاِنْ خَافَنْ Ama çıkartmasından korkarsa, ağza sakat olur, iyileşme gecikir, çirkinlik oluşur, böyle bir korkusu varsa fe'ale ma tekademe. Demir geçirdiğim abdestini alır, yaralı ağza sıra gelince sağlam yerleri yıkar, o sargının üzerini ne eder? Mesh eder, teyemmüm eder, o ağzadan sonra gelen ağzaları yıkar, ne eder? Namazını kılar. Ama ve hu asimun. O bundan dolayı günahkar olur. Tuhr üzerine koymadığı için, abdestsizken koyduğu için o ne olur? Günahkar olur. Ve yu'idu salate. Namazı ne ediyor? Namazı iade ediyor. Teyemmümle kıldığı namazları ileride kaza yapar. Yalnız ve la yu'idu. Yalnız ve la yu'idu. İade etmez in vudi'a ala tuhri ve la yu'idu in vudi'a ala tuhri. Eğer tuhr üzerine o satır konulmuş ise teyemmümle kılmış olduğu namazları ne etmiyor? İade etmiyor. Yalnız ve la yu'idu iade etmez iki kaydı var. İn vudi'a ala tuhri bir de lem yakun fi adai teyemmumi teyemmüm azalarında değil. Diğer kitaplarda bu açıklama fazla yok. Yani metinlerde. Şimdi diyelim yara ayağındadır. Yara nerede? Ayağındadır. Teyemmüm ağzası mı? Yok. Teyemmüm alır. O ayağın üzerine o bezi koyarken abdesti vardı. Abdesti neydi? Vardı.
teyemmümünü alır, namazını kılar, o namazını kaza yapmaz. Niye? Çünkü koyarken abdesti vardı, o satırın, yaranın olduğu ağza da teyemmüm ağzası değil. O zaman o kıldığı namazı ileride ne etmez? İade etmez. Ama eğer teyemmüm ağzası ise, teyemmüm ağzası ise, isterse abdestli koysun, ister abdestsiz koysun üzerine o satırı, kaza yapmak zorundadır. Oldu mu olmadı? Demek tekrar ediyorum. وَاِنْ وُدِعَ بِلَا تُحْرِنْ وَجَبَ النَّاسُ فَاِنْ خَافَ فَعْلَ مَا تَقَدْمَ هُوَ عَاسِمٌ O asimdir. وَيُعِيدُ صَلَاتَ Namazında ne eder? İade eder. Çünkü ne? Abdestsiz koymuş. Ama وَلَا يُعِيدُ iade etmez. اِنْ وُدِعَ لَا تُحْرِنْ Bir de وَلَمْ يَكُنْ فِي عَدَيْ تَيَمُمِ İbn Kasım'dan, Minhac'da bu kıyıd yok. Diyor, tuhur üzerine konulmuşsa iade etmez. Tuhursuz konulmuşsa iade eder. Halbuki orada bir kayıt var. Teyemmüm azası değil ise, tuhurlu koymuşsa iade etmez. Tuhursuz koymuşsa iade eder. Ama teyemmüm azasında ise, ister tuhurlu ise tuhursuz koysun. Fark etmez ne eder? İade eder. Mesela anladınız mı? Ha. Vela demek biri gelse dese elimde sargı bezi var, elim kırılmış. Koyarken de abdestim vardı. Şimdi teyemmüm alıp namaz kılıyorum, ileride bunu kaza ediyorum. Ne dersin? Edersin. Çünkü el teyemmüm ağzası. Ama biri gelse ayağımda sargı bezi var, çıkartamıyorum. Teyemmüm alıyorum, namaz kılıyorum. O sargı koyarken abdestim vardı. Bu teyemmümle kıldığım namazları kaza ediyor muyum? Etmezse. Ama koyarken abdestim yoktu. O zaman kaza edersin. Ve la yu'idu ve la yu'idu iade etmez men teyemmeme limeradîn men teyemmeme limeradîn kim bir hastalıktan dolayı teyemmüm alırsa ev cürhin bir yaradan dolayı teyemmüm alırsa bila satirin satır da yok. Yara var ama üzerine sargı yok. Bu namazı ne etmez? İade etmez. O yara ister teyemmüm ağzasında olsun ister ayağında olsun. Ayağında yara var açık. Elinde yara var açık. Ve yüzünde yara var açık. Bu adam demin dediğim şekliyle sağlam yerleri yıkar, yaranın üstünü sülemez etmez açık olduğu için teyemmüm ederken yarayı o toprakla ne eder? Mesle eder, namazını kılar, iade de yok. Ne yok? İade yok. Niye? Çünkü sağlam yerleri zaten yıkıyor. Yara yerine de teyemmüm alıyor, namazı tam yerini buluyor. Ama sargı olmuş olsa diyeyim, yaradan fazlasını da kenarlarından biraz kapatmış oluyordu. Sağlam da yıkanmamış oluyordu. Demek ve la yu'idu men teyemmeme li meradin ev cürhin bila satiri. Ha illa kaza eder, yarası açık olan kişi kaza eder. İlla men öyle kimse kaza eder ki İlla men bi cürhihi demun. O kimse ki yarasında demun kesir. Yarasında demme kesir olan kişi o namazını kaza eder. Ama yıkasın. Bir de diyor ve yehafu min gasli. Kişinin yarasında, bak yarasında kan var. Yaran dışında varsa yıkar. Yarasından kane kesir var, deme kesir var. Yıkamasından da korkar, bir tehlikeden korkar. O zaman feyyü'idu. Sağlam yerleri yıkar, teyemmüm alır, namazını kılar. Yarası açık olmasına rağmen ne eder? Kaza eder. Niye eder? Bu sefer sağlam yıkanmamıştan dolayı değil. Yaranın üzerinde, yaranın içinde örfen, çok kabul edilen kan vardır.
Oğlum, demek illa men bi cürhi demun kesirun ve yekâfu min gâslihi, o zaman bu adam fe yu'idû neyde? İade eder. Ve lev hâfe min şiddetin, burada duralım. Uzun oldu bugün. Nefâkumullâhu nef'an mubîn.